Bir parçamız var. Sorumuzu bu parçaya göre cevaplıyoruz. Soruyu bakalım. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir deniliyor. Edebi eserlerin esin kaynağına. Edebi eserlerin esin kaynağına değinilmiş. Gerçekten de edebiyatın dorukları düşlerden doğmamış mıdır deniliyor. Buna değinilmiş. Modern hayatın edebi eseri sunuş biçimine değinilmiş mi bakıyoruz. Buzdolapları ve çamaşır makineleri gibi edebiyat ürünlerinin de sürüm yöntemleri var deniliyor. Evet, modern hayatın edebi eseri sunuş biçimine de değinilmiş. Eserin baskı adedinin satış taktiği olarak kullanılmasına bakalım. Evet. Hele ki bilmem kaçıncı baskıyı yaptığı abartıyla anlatılırsa satış rekoru kırmaları işten bile değildir deniliyor. Buna da değinilmiş. İnsanlığın her ortamda hayale ihtiyaç duymasına bakıyoruz. İnsanoğlu gene de düşten vazgeçmiyor deniliyor. Evet, buna da değinilmiş. Sanat eserlerinin gerçeklik ve düş çatışmasından doğmasına değinilmemiştir. Sorumuz hangisine değinilmediği şeklindeydi. Demek ki doğru cevabımız E şıkkıdır.